bugün günlerden 7 Şubat Pazar Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin önemli iller konumunda bulunan Nevşehir'de 4 yıl içerisinde 4 belediye başkanı değişti. Görevden almalar, istifalar derken Nevşehir'de son 4 yılda siyaseten ciddi hareketlilikler yaşandı. Rektör, daire müdürleri, müftülük, il başkanı, belediye başkanı derken birçok isim Nevşehir'den gelip geçti. Bunların çoğu görevden alınırken birçoğu da bir şeyleri bahane göstererek istifa etti. 4 yıl içerisinde Nevşehir'de belediye hizmet binası makam odasından tam tamına 4 isim geldi geçti. 28 Mart 2004, 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında görevde en fazla durabilen Hasan Ünver'in ardından 5 Mayıs 2018, 31 Mart 2019 tarihlerinde Atilla Seçen, 31 Mart 2019, 4 Şubat 2021 tarihlerinde ise Rasim Arı Nevşehir'e başkanlık yaptı. Acısı ve tatlısı ile geçen bu sürecin ardından son olarak koltuğa 4 Şubat 2021 tarihinde şehrin sevilen isimlerinden Dr. Mehmet Savran oturdu. Nevşehir'in bu denli sık başkan değiştirmesi vatandaşlarda büyük şaşkınlıklar ile karşılanmaya başladı. Pandeminin etkileri sürmeye devam ederken Kapadokya bölgesini Ocak ayında 10 binlerce turist ziyaret etti. Tüm dünyayı etkileyen ölümcül koronavirüsü ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsü birçok alanı olumsuz etkilerken Kapadokya bölgesinde en çok turizm virüsten kötü etkilendi. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesi pandemi ve alınan kısıtlamalar nedeniyle sessiz kalmıştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Ocak ayında 42 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleriyle ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Ocak ayında 42 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi 14 bin ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alırken, Zel ve Ören yerine 10 bin, Kaymaklı yeraltı şehrini 9 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir AK Parti'de 7. olağan kongresinin yapılacağı tarih açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir 7. olağan kongresi 22 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacak. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılacak olan kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans sistemiyle katılması bekleniyor. Yaklaşık olarak 3,5 yıl il başkanlığı görevini sürdüren Rauf Yanar'ın yerine ise genel merkez tarafından olağan il kongresinde aday olarak Ali Kemikkıran ismi belirlendi. Ali Kemikkıran'ın tek listeyle seçime girmesi beklenen kongre sürecinde son dakika sürpriz bir aday çıkmazsa AK Parti'nin Nevşehir'de yeni il başkanı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre Nevşehir'in 153 köyünden 36'sının nüfusu 100'ün altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Nevşehir genelinde en az nüfusa sahip köy 6 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 9 kişinin yaşamını sürdüğü Kozaklı ilçesinin Küçük Yağlı Köyü oldu. İl genelinde en çok nüfusa sahip tek köy ise 1274'ü erkek ve 1226 kadın olmak üzere toplam 2500 nüfusa sahip Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören Köyü oldu. İl genelinde 1000 kişiyi aşan nüfusa sahip köy sayısı ise 18 olarak belirlendi. 2019 yılında adresi dayalı nüfus kayıt sistemine göre 153 köy arasında nüfusu 100'ün altında 31 olan köy sayısı 1 yıllık aradan sonra 36'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü verilerine göre Hacı Bektaş ve Kozaklı ilçesine bağlı 13, Gülşehir ilçesine bağlı 4, Ürgüp ilçesine bağlı 3, Avanos ilçesine bağlı 2, Acıgöl ilçesine bağlı 1 köyün nüfusu 100'ün altında kaldı. Derinkuyu ilçesinde ise nüfusu 100'ün altında kalan köy bulunmuyor. Kısa süre önce il başkanlığı görevine atanan Ali Kemikkıran'ın yönetiminde kimler olacağı merakla bekleniyor.
Hafta içi görevi devralması beklenen AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın 22 Şubat'ta yapılacak kongre öncesi yönetimi oluşturma çabaları devam ederken iddiaya göre yepyeni güçlü ve yıpranmamış isimlerle kongreye gideceği söyleniyor. Parti içi muhalefetin Ali Kemikkıran etrafında bütünleştiği bir yönetimin oluşacağını söyleyen partililer, gençlik kolları, kadın kolları ve mevcut il başkanı adaylarından da bir iki ismin yönetime gireceğini ifade ediyor. Çiçeği burnundaki il başkanı Ali Kemikkıran görevi devraldıktan sonra yönetimi de netleştirecek. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Cennet'te evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak tepki gösterdi. Kozaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri dün ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki parkta çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Çalışma kapsamında istinat duvarı ile çevrili parkın kenarlarına çam ağaçları dikildi. Parkın yanındaki evde oturan Cennet de çam ağacı meyve vermediği ve dalları kendi bahçesine düştüğü gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Cennet de ekiplerin çalışmayı sürdürmesi üzerine sinirlendi ve görevlilere taş atmaya başladı. Tamam da arkadaş bu meyve vermiyor. Şu boş çamı dikin yerimize. Bir yararı var mı bu çam? Kurban oldu. Çam lan. Bu çamın size yararı var mı? Çamın ne faydası olacak çamın? Çamın ne faydası olacak? Allah Allah Allah. Çamın var mı faydası? Çamın var mı? Bunun çamın faydası var mı size? Bu çamdan ne çıkacak bu meyve? Ne olmaz değil mi? Ne olmaz değil mi? Bu ağaç meyve vermiyor. Çamın size bir yararı var mı? Çamın ne yararı olacak? Bu çamdan ne çıkacak diyerek dikilen ağaçları sökmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cennet Dey'nin belediye görevlilerini taşlayarak zor anlar yaşatması cep telefonuyla görüntülendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmalara istinaden Nevşehir genelinde kadın ve erkek nüfusu rakamlar ile açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Nevşehir nüfusunu 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 151.134 erkek, 153.828 kadın nüfus olmak üzere toplam nüfus 304.962 kişi oluşturdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürü Arif Şahin, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 459.365 kişi artarak 83.614.362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41.915.985 kişi olurken kadın nüfus 41.698.377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50.1'ini erkekler, %49.9'unu ise kadınlar oluşturdu dedi. Çukur dizisinin Nevşehir'de çekilen sahnelerine ilişkin fragman yayınlandı. Show TV'de pazartesi günleri ekrana gelen geniş bir izleme kitlesi bulunan Çukur dizisinin son bölümünde bazı sahneler Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gökçe Toprak köyünde çekildi. Dizinin 115. bölümüne ait yayınlanan fragmanda ilk olarak köyün drone ile çekilmiş ve eski evlerin gösterildiği bir bölüm ve daha sonra ise bölgedeki kayadan oyma bir evdeki işkence sahneleri yer aldı. Dizide Gökçe Toprak Köyü yamaçın kaçırılarak işkence yapıldığı Afganistan'daki bir bölge olarak seyircilere gösterildi. Çukur dizisinin 115. bölümü 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 20'de ekranlara gelecek. Koronavirüs salgınında evlerine kapanan ve ekran başında daha fazla vakit geçiren çocuklarda miyop vakalarında artış yaşandı. Göz klinikleri tarafından birçok ülkede yapılan araştırmalar, koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtlamalar neticesinde görme bozukluklarında artış yaşandığını gösterdi.
Uzmanlara göre insanların hem iş, hem eğitim, hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları daha sık kullanması, göz bozulmalarındaki artışın sebebi olarak görülüyor. Yani gözler sürekli yakın bir yere ve dijital ekrana odaklanarak uzağa ve doğal alanlara bakmanın faydalarından yararlanamıyor. Yapılan bir araştırmada ise yaşları 6 ile 8 arasında değişen 120 bin çocuğun göz sağlığı incelendi. Karantina önlemlerinin sürdüğü 2020 yılı boyunca bu çocuklarda miyop görülme sıklığının geçmiş yıllara kıyasla 3 kat arttığı belirlendi. Uzmanlar özellikle küçük çocuklardaki görme bozukluklarının ilerleyen süreçte ürkütücü sonuçlarının olabileceği konusunda uyarıyor. Çocukların tablet, bilgisayar ve telefon başında geçirdiği süreyi kısıtlamak gerektiğini dile getiren uzmanlar, okul çağındaki çocuklar online dersler dışında günlük 2 saat tablet, bilgisayar ve telefon kullanabilirler dediler. Şimdi Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 8 Şubat Pazartesi günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 17. Acıgöl en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 18. Avanos en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 19. Derinkuyu en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 17. Gülşehir en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 20. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 17. Kozaklı en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 17. Ürgüp en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 19. Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Dörtkol ve Kuşçu Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Orkun Eczanesi, Derinkuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kağıt Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.